Emniyetine adil tepki kurdu beraber. Burada zaten çalışma yapmış ama gündemimizde şu anda bizim ikinci amatörü bitiş tarihinde. Daha önceki toplantımızı zaten belirtmiştik. Yanılmıyorsam 3-4 Haziran'da bütün ikinci amatör kümeyi Çilimli grubunda 30 Nisan'da bitirmek için planlama ve çalışmamızı yaptık. Etapımızı da WhatsApp sayfasına atarak bunu da kulüplerimize belirledik. Zonguldak'ta futbol dolu günler yaşanacak. U16 Türkiye Şampiyonası grup maçları ve U13 Futbol Ligi şenliği için son hazırlıklar yapılıyor. Zonguldak Futbol İl Tertip Komitesi haftalık toplantısını yaptı. ASKF Başkanı Kemal Demir ve Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç Başkanlığı'nda toplanan komite, önümüzdeki günlerde başlayacak olan U13 Futbol Ligleri ve U16 grup müsabakaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Organizasyonlar hakkında bilgi veren Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, U13 Ligi'ne 16 takım katılacağını söyledi. 27-30 Nisan tarihleri arasında Zonguldak'ta yapılacak olan U16 Türkiye Şampiyonası'na 6 takımın katılacağını belirten ASKF Başkanı Kemal Demir şunları söyledi. İnşallah bu şekilde devam eden ligimizde arka olan bir 13 ligimiz kaldı. Evet, 13 ve 12 şampiyon. Bu altyapı çalışmaları devam ederken de Zonguldak'ımıza Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında Türkiye Şampiyonası'na bir grup göndereceğini sizlerin arasında buradan söyleyeyim. Ve bizim için gerçekten Zonguldak Amatör Spor Kültürü Federasyonu'nun en çok önem verdiği ligimiz olan 11-12 liginde yanılmıyorsam Metin abi tarih olarak Mayıs ayı sonu Haziran başı. Haziran'ın 4'ünde yani bitiş tarihinden itibaren onları başlatıp Allah izni ederse de 2022-2023 sezonunu sonlandıracağız. Bu vesileyle bu sene bizlerle beraber görev alıp bu işleri yürüten bütün arkadaşlarıma sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. 2023-2024 sezonunda da tekrar inşallah beraber bu işleri yaparız.